Efendim, hepimizi bekleyen, dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri iklim krizi kaynaklı kuraklık ve bu kış İstanbul beklenen yağışı almadı. Barajlarsa alarm veriyor. Şimdi kameralarımızı Ali Bey Barajı'na çevireceğiz. Merak edilen sorulardan biri doluluk oranı ne? Önümüzdeki günler mega kentte yağmur yağacak mı? Muhabirimiz Emel Telli bütün bu soruları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'e soracak. Evet Kaan, geçtiğimiz haftalarda ses gitti şu an. Sesle ilgili küçük bir problem oldu. Bir kez daha ifade edelim. Biraz önce de söylediğimiz gibi dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri iklim krizi kaynaklı kuraklık ki çok uzun zamandır konuşuyoruz. Bu kış İstanbul'da beklenen yağışın olmadığı, özellikle kar yağışı, özellikle yağmur yağışı ve barajlarda ciddi anlamda alarm veriyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'in bu süreç içinde çok önemli uyarıları vardı. Şimdi biraz önce sorduğumuz soruları bir kez daha kendisine ileteceğiz. Muhabirimiz Emel Terli, Orhan Şen'le birlikte. Emel, sözü sana bırakıyoruz. Evet Kaan, senin de söz ettiğin gibi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da gerçekleşen kar yağışı barajları etkiledi. Bir miktar yükseldi ancak istenilen seviyeye ulaşamadı. Şu an İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı %35 olarak ölçüldü. Ancak geçen sene bu oran %84'tü. Biz de şu an kameraman arkadaşım Uğur Kara ile birlikte Ali Bey Barajı'ndayız. Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı ise %11. Peki ilerleyen günlerde İstanbul'da yağış gerçekleşecek mi? Barajları ne kadar etkileyecek? Tüm soruların cevabını CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'den alacağız. Efendim, hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. İyi yayınlar hepimize. Evet Emel, senin de dediğin gibi barajlara çok fazla etkisi olmamış bu yağan yağmurun. Yani ben baktım şöyle, hani Ocak, Şubat aylarında yağan yağışın ve kar yağışına dahil olmak üzere yaklaşık %5, %6'lık bir artış var barajdaki doluluk oranlarında. Ama son 15 gündeki artış ise %3'e düşmüş. Yani şu anda %35, senin de dediğin gibi barajdaki doluluk oranı. Bu yeterli mi? Yetersiz tabii ki. Geçen seneye baktığımız zaman %84'lük bir doluluk oranı vardı bugün itibariyle ki yani Aralık, Ocak, Şubat en yağışı en bol olan, hatta Ocak ve Şubat İstanbul'da, Marmara'da yağışın en bol olduğu aylardır ki bu aylarda ortalama, yani maksimum değil, yani çok yağan yıllarda değil, ortalama yıllarda baktığımız zaman 150 kilogram yağmur düşmesi lazım Ocak, Şubat'ta. Bu sene 99 kilogramlık bir yağış düşmüş. Dolayısıyla yağışta da azlık var. Ama bunun yanında tabii barajlardaki su oranının %35 olması, şöyle ben bir hesap yaptım. Basit bir hesap. Yani %4'lük bir artış olsa bu yağıştan sonra, kar yağışından. Çünkü şu var Emel, kar yağışı yeraltı sularına geçecek, ondan sonra gelecek. Çünkü görüyorsunuz bir haftadır yağmur yok ama barajlardaki artış %0.2'lik, 0.3'lük bir artış devam ediyor doluluk oranlarında. Bu yeraltı sularının, yağan karın yeraltı sularına geçip ondan sonra yeraltı sularından barajlara gelmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şöyle bir hesap yaparsak, eğer %3, %4'lük bir ay, her ay bir artış olsa, Mart, Nisan, Mayıs gibi önümüzde 3 aylık bir yağışlı dönem daha var ama demin söylediğim gibi en yağışlı dönem Ocak, Şubat'tı. Bundan sonra yağışlar azalmaya başlayacak. Yani %75'lik ortalama kilogram ayda Ocak, Şubat'ta düşüyorsa bundan sonra artık 40'a, 50'ye ve 30'a doğru düşecek. Dolayısıyla %4'lük bir artış düşünsek 3 ayda 3 kereden 12, 10 civarında bir artış olacak ki bu da nedir? %45'lere gelecek demektir barajdaki doluluk oranı yaza girişte. Bu yeterli değil. Geçen sene baktığımız zaman yaza girişteki şeyimiz %80'di. Dolayısıyla %80'in de üzerindeydi hatta. Yani ne buradan çıkacak sonuç şudur. Suyumuzu iyi kullanmamız lazım. Şimdi esasında büyük barajlara baktığımız zaman
Çekmece'deki %17'lik Büyükçekmece'de %14'lük doluluk oranlar var. Sadece Darlık Barajı'nda Ömerli Barajı'nda bu oran %35 %37 civarında. Ömerli'de yüksek olmasının nedeni de Yeşilçay ve Melen'den gelen suyun oraya aktarılmasıdır. Dolayısıyla Melen'den gelen suya da bakıyoruz. Hani biz diyoruz ya kuraklık noktasal değildir. Kuraklık olduğu da bölgeseldir. Yani İstanbul'da kuraklık varken, yağış azlığı varken Melen'in olduğu havzada da yağış azlığı var. Ben baktım geçen sene 2022 yılında ki Melen'den gelen suyla bir önceki yıldan gelen su arasında da %50'lik bir azalma var. Yani Melen'den de az su geliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Artık talep artıyor, arz azalıyor. Dolayısıyla talebi karşılamamız için direkt bu içtiğimiz suyun pay edilmesi yerine yağmur suyunu hasat ederekten yağmur suyunun da bu talebe karşılık vermesi lazım. Yoksa biz bu sene yani yaz aylarında biliyorsunuz bir de şey başlayacak, buharlaşma kayıpları başlayacak %20 %30 civarında. Dolayısıyla bir sıkıntı duyabiliriz. Onun için önümüzdeki aylarda yağış çok mu fazla olacak? Hayır, olmayacak çok da fazla. Tam da bu konuya değinecektim. İlerleyen günlerde yağış gerçekleşecek mi İstanbul'da? Barajları ne kadar etkileyecek? Biraz daha detaylandırır mısın? Evet, yağış tabii yağışsız bahar ayları geçmez. Muhakkak yağış olacak ama gördüğünüz gibi şu anda neredeyse ceketle duracağımız bir hava var. Hava 13-14 derece. Hafta sonu İstanbul'da hava 20 dereceye çıkacak ki yani Şubat ayında 20 derecelik bir hava sıcaklığı hiç normal bir hava sıcaklığı değil. Dolayısıyla sıcaklığın yükselmesiyle birlikte yağışlar da azalıyor. Yani ne zaman yağış gelir. Pazartesi günü bir hafif bir yağış var İstanbul'da Marmara bölgesinde. O hafta yani önümüzdeki hafta biraz yağış alacak. Hiç yağış almayacak diye bir şey yok. Muhakkak yağış alacak ama kar yağışından biraz artık uzaklaştı batı bölgesi. Doğuda kar yağışı gene olabilir. Yani önümüzdeki hafta çarşamba günü falan doğuda Karadeniz bölgesinin iç kesiminde kar yağışı olabilir ama Marmara'da artık kar yağışını biraz zor göreceğiz gibi geliyor. Bunun yerine yani yağmura da baktığımız zaman yağmur da öyle yani şimdiye kadar olan açığı kapatacak bir yağışın da olacağını tahmin etmiyorum ben. Dolayısıyla bu açığımızı ve bu barajlardaki yani yaza girerkenki en azından şu anda yaza girerkenki tahmini benim değerim %50 civarında doluluk olacaktır yani Mayıs sonu. Eğer biz bunu %60-%70'lere çıksa biraz idare ederiz ama %50'nin altında kaldığı takdirde buharlaşma kayıplarıyla birlikte sıkıntı çekeriz bir dahaki seneye. Dolayısıyla bu yağmur hasadını artık iyi kullanmamız lazım. Yani hep ben söylüyorum bunu. İçtiğimiz suyla kapıdaki kapımızdaki arabamızı ve halımızı yıkamayalım. Yani bu son derece çok lüks bir şey oluyor. Dolayısıyla bunlara dikkat ederekten suyumuzu idareli ve şey kullanmamız gerekir. Başka türlü yazın susuz kalırız sonra. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen aktardı. Az önce kendisinin de bahsettiği gibi İstanbul'da şu an barajların doluluk oranı %35. Bu oran geçtiğimiz senelerde %84'tü diyelim ve sözü bir kez daha Ali Bey Barajı'ndan İstanbul'a bırakalım.